Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 29. söz, 6. dersimiz. 29. söz Bekay ruh ve melaike ve haşe dairdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim. Kulur ruhu min emri rabbi sadakallahu azim 17'ye 85. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen e, dün genel bir e, insanın içerisindeki melaikelere iman hakkında bir sürü soruları vardı. Güzel bir panayır gibi oldu. Yani herkes bir şey hissini getirdi. Hem herkes sorusunu getirdi hem de cevabını koydu. En çok önemsediğim, en çok istediğim bir ortamdı Hayatımda gaye. Bir kişinin böyle otoritesiyle değil, nezaretiyle. Atölye çalışması kabul ediyorum. Atölye ve mutfak. Çok hoşuma gidiyor o kadar şey ki ve çok değer veriyorum. Yani adam bak dinliyorum yani. Ne üretiyor bakayım? Atölye yani. E bu mutfak gibi görüyorum. Mutfak. Yani mesela niye mutfak diyorum? Mutfakta mesela bir fasulye taze fasulye yemeği olacak. Havuç var içinde, fasulye var, soğan var, yağ var, ateş var, emek var. Atölyede de öyle. Yani bir marangoz olsun ve tamirhane olsun. Farklı parçaların bütünselliğiydi. Farklı zihinler uğraşıyor. Çırak var, orada kalfa var, usta var vs. Burada da öyle. Tıngır tıngır gitmeyi hiç önemsemedim. Fazla istemedim, sevmedim. Siz de sevmezsiniz inşallah. Çünkü böyle büyüyoruz. Yani adama değer veriyorum. Çünkü belki o da söyleyen, söyleyen de belki bilmez yani. Bir şey söyler, Allah Allah çok istifade edersin. Sonra o da şaşırdı ben bunu mu söyledim. Bizde çok oluyor böyle. Böyle dediğin gibi abi dedi. Vallahi ben de istifade ettim ben mi demişim ona. He çıkmış ağızdan. Onun için atölye buna Risale'de muzakere deniliyor. Kendi çalışmana mutala. Mutala eden kendi emeğimi, kendi yaptığım yemeği ortaya koyuyor. Sen de yemeğini getir, sen de getir, sen de getir, sen de getir. Onun adı muzakere. O harika bir yemek çıkıyor. Yani bir ziyafet çıkıyor. Yemeklerimizi koyuyoruz. Böyle yani. Mesela dün, dün ruh hakkında tam da iman esasını niye girmiş? Meleklere iman tam yani ne getirmiş yani? etsen yani hayatımızdan kalksa ne olur? Orada bir şey şey yapılmıştı. Yani bir şey anlamak için nedirin yanında ne değildir de sorar sorabilirsek yani ruh şey melaike nedir? Hayatımıza ne getirmiş? böyle sorular sorarsak cevabı çok kolaydır. Yani cevabı araştırma Araştıracaksan mutlaka ama mutlaka o mevzu hakkında soruları diz. Soru sorabilmek, -sual, -in", sual sormak, ilmin yarısına sahipsin, yarısını da araştırıyorsun. Bir insana soru sormak, yarısı bende var yarısını da sen ver demektir. Soruları dizerseniz o kalıplara manalar düşer. Böyle ka kartal gibi oraya buraya saldırıp uçmak değil, kalıplar üzerinde gitme. O zaman şöyle dedik. Melaike nedir? Hayatımıza ne kazandırmış? Bir şeyler konuştuk herkes. Fakat en güzel şey şu. Hayatımızdan kalksa ne olur? Melaikenin ispatını böyle yaptık. Yani melaike nedir? O zaman ne değildir? Yani kalkarsa iman esasına neye girmiş? Tamam çıkartalım iman esasından. Melekler iman kalksaydı ne olurdu? Bir mülk tarafından neler olurdu? Bir de melekut tarafında neler olurdu? Çok önemsiyorum o ders. Çok güzel oldu. Herkes pişirdiğini getirdi. Güzel bir ziyafet oldu. Ziyafettir bu. Ustadın da muradı budur yani. Kur'an'da muradı budur. Ne kadar da az düşünüyorsunuz diyor Kur'an. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. diye. Az okuyorsunuz demedi ya. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Öyle mi Ahmet? Ya çok tuhaf yani. Yani böyle murat ben öyle görüyorum külliyatı. Herkes pişirdiği pişirdi, yemeği getirsin iftara. Güzel bir yemek yiyelim. Kendi yemeğini getir onu da getirsin kendi tetebuatına e, mutala, ondan sonra herkesin mutalasını ortaya koyarsa muzakere. Dün çok çok güzeldi. E, metin olmamakla beraber dışında da değildi. Hepsi külliyata dolaşıyordu. Zaten bir adım atamazsın. Muzakerede külliyata dayalı olmayan bir tefekkür, külliyatın ruhuna uygun olmayan bir tefekkür, Burada bu cemaatta bir, bir adım atamazsın. Muhakematta da son bir sözü söyleyeyim, başlayayım. Muhakematta diyor ki izah mıdır, malumat mıdır? Külliyata dayalı bir mana mıdır senin söylediğin yoksa kendi malumatın mıdır? Şöyle bir soru sor. O çıkan manaya, manaya, söylediğin kelama yani izahına sor ki sen nereye aitsin? Yani senin söylediğin manaya o manaya de ki nereye aitim? O da diyecek ki lemaların şurasına aitim. Mektubatın şurasına aitim. Adres gösterebiliyorsa külliyata aittir. Göstermiyorsun. Ya ben öyle hatırıma geldi. O mübarek olsun. İşime yararsa alırım. Alırmaz değil. İşime yararsa alırım. Şimdi tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız hem denilebilir ki. Denilir. Denilebilir. Neyin denilebilir? Hem ikinci hem oldu. O zaman hem denilebilir dendiğine göre birinci bir hem vardı. Ahmet birinci hem neydi? 24.2'ydi. Hayır hayır 29'dayız artık. Dün onu şey yaptık. Yani 505 bazı rivayetin hadisiyle de işaretiyle hmm. demişti ya bu orası. Birinci hem orası. Neydi neydi? Söyle okur musun abi? canlı seyyar cisimler. He. Ha. İkincisi hayattar cisimler. Ee, bazı rivayetin, e, bazı hadislerin rivayet işaretiyle bir de intizam alemin, işte alemdeki intizamın hikmetiyle denilebilir. İki nokta denilebiliyor. Birincisinde eczan-ı seyyare bir meleklerin sefine bilekli bilekleridirler. İkincisinde de hayattar cisimler yine onların e, bir cins ervahın tayyareler derler. Yani bir de birincisine meleklerin bineğidirler diyor. Yani seyyar, camit cisimler meleklerin bineği. Kesinde, i̇kincisinde hayattar cisimler de ervahın tayyareleri diyor. Yani birincisine melek, ikincisine ervah diyor. Birincisine cami seyyar cisimler, ikincisine hayattar cisimler. Evet. Şimdi bu iki hayatlar etsam İkincisi melek demiyor mu? İkincisinden ervahın tayyaresi diyor. Ervahın. Evet, birincisinden melaikenin sefne ve melek diyor. Hı <laughs> hı. O zaman e, melaike ve ruhaniyat dememiş miydi başlıkta? Melaike ve ruhaniyat demişlerdi. Evet. He, yani 504'te. O zaman birincisi meleği, ikincisi ruhaniyatı söyleyecek. Hmm. He. O zaman melekler nere nereye biniyor? Bir kısım etsamı e, ee, seyyare mi diyor? Cisimler, bu nereden başlıyor, nerede bitiyor? Yıldızlardan başlıyor, ta yağmur katrelerine varıncaya kadar. Hı. Melekler bu seyyar, cami cisimlere biniyorlar. Biniyorlar. Yani onlar ne yapıyorlar? Bu seyyarelerle bir, bir izni ilahiyle binerler. alemi i seyredip geziyorlar. Ve o merkeplerin tesbihatını temsil ediyorlar. Hı. Bu bir. İkincisinde hayatlar o. cisimler var. Yani orada bu da cisim ama bu hayatlar. Diğerleri camit bu hayatlar cisim. Hı hı. Ee, hadiste işaret var. Ehli cennet kuşları berza halinde yeşil kuşların ceflerine girerler ve cenneti gezerler diye işaret etti. Tuyurun hudurundan tut ta sineklere kadar. Yani diğerinin başlangıcı yıldızlar, yağmur katresi arasındaki seyyar cisimler bunun başlangıcı da tuyurun hudurun cennet kuşlarından ta sineklere varınca oradan kadar. bu tarafa kadar. Evet. Ha. Evet. Alemi berzaktan başlıyor. Alem-i şehadetteki sineye varıncaya kadar şey hayatlı cisimler ruhaniyatın tayyaresi olduğunu söylüyor. Yani binekleridirler, ruhani. Yani burada kartalı da, işte şahini de, onu sonra Ne kadar hayatta cisim varsa. Evet. Sadece uçan değil, Uçmayanlar da hayat tarzısın. Birisine üstüne köpeği koyuyor. Birisine merkep dedi. Sen bir üstüne dedim dedi ama burada çok. Birisine sefine ve merakip dedi. Diğerinde de tayyare tabiri kullandı. Evet. Etsamu camideyi seyyare yağmur katreleri. Şimdi ikincisini okuyalım. Hem denilebilir. Ney? İki nokta üst üste. O zaman izah. Bir kısım hayatlar etsam. Hayatlar. Hayatlara aşk girer mi? Hayat değil, değil mi? Girer. Hayat. Zi hayat neyse hepsi hayatlar. Bir hadis-i şerifte ehli cennet ruhları berzah aleminde yani bir misal veriyor ille bu değil, ille ehli cennet ruhları değil ama izah etmek babında bunu kullanıyor. Bir hadis-i şerifte ehli cennet ruhları berzah aleminde yeşil kuşların ceflerine girerler ve cennette gezerler. Nerede? Berzah'ta olanlar. Berzah aleminde şu anda cennette değiller kimse. Alemi berzattalar vefat edenler. Kafirler ise cehennem çukurundan bir çukurdalar. Ee, Müslüman ruhlar alemi berzahta e, hem yıldızlarda dolaşıyorlar hem de alemi berz cennete direkt giremiyor fakat yeşil kuşların ceflerine girerler cennete gezerler. Bu cennete gezenlerin bizim bildiğimiz o müjdelenen haşir meydanındaki hesaptan sonraki o cennetin tümü değil. Cennetin 8 tabakasının bir tabakası şöyle honi gibi düşün. Ortasında bir çıkıntı diyelim yani şöyle. Kürevari düşün. Tam uç şurası. Buraya Darus Selam deniliyor. Bu Darus Selam cennetin 8 tabakasına sanki imtiyazlaşmış. Biraz farklı o. Adem Aleyhisselam'ın da bulunduğu bir alemdi. Alem-i Şehadet'e, Alem-i Şehadet'le yedi kat cennetin berzahı gibi. Değil ama çünkü Ustad Dişar diyor buradaki renk rengi ve ismi aynıdır ama tadı farklıdır diyor. hatırladınız değil mi? Rengi ve suretleri aynıdır. Ama cennet hakkında diyor ki ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne kalbi beşer otur etmiş. Ama da buradakine benziyor diyor. O zaman alemi şahadet ile cennet arasına bir berzahlık yapıyor. İşte hadise orada olmuş. Adem Aleyhisselam Hava Validemiz o vesaire hadiseler orada olmuş. Cennet ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne kalbi beşeri hutur etmiş. Hatırına getirmemiş. Ama Darüselam'daki hatırımıza geliyor. Getirildi. Buradaki meyvelerin aynı suretleri ve isimleri aynı diyor. Ama tatları farklı. Ama baksana ne göz görmüş. Göz görmüş işte buradaki. Demek ki o cehennem yedi tabakadır. Cennet sekiz tabakadır. Yedisini bilemiyoruz sekizini dünyaya biraz benziyor gibi. Allah'u alem tefekkürüm. tefekkürüm. Bir anda bu kafayla biz gelsek, çocukluktan beri alışmamış olsaydık şu alemi şahadete insek kafa dayanamaz. Kesinlikle yani doğduğun anda düşünebiliyor musun? Bazı rüyalarda şey uykuda farklı yerde bulununca, yataktan kalkınca farklı yerde aklı gidesi geliyor değil mi? Neredeyim? Kapı nerede falan? Şaşırıyor hiç de buna benzemez. Tam bunun 70 katileri bu akılla ama görmemişiz bu dünya. Bu bir anda gelmiş olsak insan idrak edemez diyor İmam Ali. İdrak. Küçüklükten beri alış 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 kendimizi de doğaya da normal gör. Bir anda alemi şahadetten dünyadan insan cennete gitse olmuyor. Daru selamdan geçiyor buradaki. İşte bir kısım cennet ehli ruhlar yeşil kuşların ceflerine girerler, cennette gezerler diye tuyurun, hudrun, tesmiye edilen cennet kuşların yani o cennet, ustadın o bahsetti, bu Darul Selam. Darul Selam'ı öyle tanımlıyorum şöyle. Ee, şöyle bir şey düşün. Usta Tony gibi diyor ya. Cennet üçgen gibi, Tony gibi böyle. En dibinde e, şey bilmiyoruz. Ama en ucu bize yakın olandır. Onun adı da Darul Selam. Darul Selam hakkında rahat konuşabiliyorum. Çünkü işaret edeceğiz Öyle geçiyor, buraya benziyor. Yalnız sureti ve isimleri aynı, tatları farklı. Oysa biz cennet hakkında biliyoruz ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş. He. O bir anda gene o bir sistem işliyor yani adetullah, sultanlık ismi işliyor. Paldır küldür buradaki kafayla paldır küldür cennete giremiyor. Olmuyor. Bir Darüselam'dan demek ki o böyle bir işlevi var. Ve Adem Aleyhisselam'la hadise orada cehran ediyor. O bizim cennetten çıkmış olsaydı ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşer rutun etmiş. Bu Adem Aleyhisselam'a mükafat olmazdı. Zaten oradan gelmiş. Oradan gelmiş. O da insan olduğu için o da dahil buna dahil. Ona da ve beşeri lezine Yani müjdele. Müjde olmaz çünkü zaten biliyor. Olurdu. Oysa burada ceyran etmiş. Bu uçta. Ama diğerleri alem-i şehadetiyle cennet arasından geçiş. O zaman cehennem yedi. Cennet de yedi oluyor. Ama Sırat Köprüsü Haşir Meydanı Berza. Arasında böyle bir işlevi var. Yani şimdi biz vefat edince Alim berza gideceğiz. Alim Berza'dan sonra kıyamet koparsa şu anda kıyamet kopmadıkça ahirette değiller hiç kimse. Alem-i berzahtadırlar. Kıyamet kopunca haşir meydanına oturmak, otomatik olacağız. O zaman ahiret başlıyor. O zaman dünya, Alem-i berza, haşir meydanı. Haşir meydanda hesaplar görüldükten sonra Sırat Köprüsü'nden geçilecek. Sonra cennete girilecek. O cennete girerken işte işte zümrüt şöyledir. Şöyle takdimat yapılacak falan. Hep bu o gidişteki ilk muhatap olduğumuz alem. Darul Selam. Yani şart o zaman yani şahit dünyadaki, dünyadaki meyvelere benzeme hadisesi orada oluyor. Orada oluyor. Yoksa cennetteki olamaz. Hani şeye hadise zıt düştü. Ne göz görmüş? E, armutu göz görmüş. E, ne de düşünülmüş? Kalbi beşer otur etmiş. Etmiş. Usta diyor ki suretleri ve isimleri benziyor. Ayet mi alemi zaten? Ayet mi alemi? Tabii ayet terimlerine geçiyor. O Bakara suresinde. Bunlar diyor, dünyadaki yediğiniz yem, nimetlerdir ama tatları farklı. Bu Ayet ayakları... Ayette Allah Allah. Ve hayatta ilk defa Adem Aleyhisselam yalanla şahit olmuş. Yalan bilinmiyor ki. Yani sen o sen bana bir şey söyle. Bir çocuk yalancıyı kim alıştırıyor? Toplumu anne babası alıştırıyor. Mesela kapı çalıyor. Oğlum de yok. Yok kuz de. Daha çocuğa yalan öğretiyorsun. Bu anne buradasın. Oğlum yok de işte. Ha Yalanı öğrendi. Ma sahtekarlığı nasıl öğreniyor? Git oğlum sıraya gir. Ondan sonra arada bir şeyler de yap. Ondan sonra amcaların, halaların, teyzelerin önüne geçmiş çocuk gitmiş bir şey almış. Aferin lan takdir görürse o çocuk sahtekarlığı da öğrendi. Biz öğretiyoruz. Abdurda abi. He. Bakara 25. Oku abi. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara içinde ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele o cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe bundan önce dünyada bize verilenlerdendir. Bu derler, bu rızıklar onlara bazı yönlerden dünyadakilere benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vefat eder. İşte bu, bu Darus Selam işte bu. Ben biraz fazla e, meşgul olmuştum. Kafamı meşgul ettim. E birkaç tane mevzu var. Mesela çöze, çözemiyordum senelerce. Bir tanesi de bu. E bak ayetteymiş. Ayette. Nasıl oluyor peki? Gö ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalp ve tutul etmiş. Bir anda şok olması lazım. O kanun da işliyor. Yani dünyadan girer girmez pal dürküldür o cennetin o şey olsa sistem yanar. Ama dediğiniz açıklamayı burada yapmışlar abi. Yapmışlar mı? Bu ayette dünyada Müslüman olup güzel işler yapan, gerçekten mümin olarak ahirete göçen kimselerin alacakları mükafatlar anlatılmış. Orada orada cennetliklere verilen nimetlerin dünyadakilere benzediğine işaret edilmiştir. Ancak ahiret nimetlerinin dünyadakilere, dünyadakilerle aynı olduğu düşünülmemelidir. Nitekim Buhari'nin Bedül Halk bahsinde rivayet ettiği bir hadiste cennet ehline gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerden bile geçmeyen nimetler verilir demiştir. cennet dedi bak. İşte bu orada cerrah etmiş Hava validemizde şeyi. Ee, dünya Peki nasıl olur ya Hava validemizde falan? Dünyaya o kadar benziyor ki Darülselam ve oraya işte var. Yani kad, hanımlık ve erkeklik. Ee, yani orada böyle ortaya çıkıyor. Böyle bakarsanız çok bu tefekkürünüzde ayette bak şeyini de koymuş, izahını da yapmış Allah razı olsun. Öyle çok meseleniz halle olacak. E nasıl oluyor? Esayir. Berzah aleminde yeşil kuşların ceflerine girerler ve cennete gezerler diye işaret ettiği tuyurun hudrun tesmiye isimli edilen cennet kuşlarından tut. Şu anda mesela vefat eden o bizim abiler ona binmiş orada dersler yapıyorlar. Dershanede bulunuyorlar. Cennete gidiyorlar Darü'l-Selam'a. Ta sineklere kadar orada e, şurada dedi ki e, ru şeyler melaikeler Etsam camide seyyarı var ya büyük Etsam seyyarı en büyük sonra katriye indi en büyükten küçüğe burada da ilk önce tuyurun hudrun cennet kuşları ile geliyor bu için dünyaya yani anladınız kıyas ettim yıldızlardan e, su damlası kıyas et tuyurun hudrun kuşları cennet kuşundan buradaki dünyadaki sinek yani cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar burada da çift istiyor en büyük en küçük bir cins ervahın tayyareleridir. Nedir o? Ruhaniyat. Ruhaniyatı birinci derste geniş çaplı konuşmuştuk. Burada tekrar konuşmayalım diye. O ruhaniyat. Yani bunların içerisinde ehli iman zaten söylüyor. Ehli cennet ruhları tut, erva aliyeler kadar. Ehe, oku, dinle. Yine o hadisin farklı bir cihetini söylüyor abi. He. Şehitlerin ruhları yeşil kuşların ceflerinde olacaklar i̇bn Mübarek'in hadisinde bu. Müminlerin ruhları sığırcı kuşların gibi kuşların içlerinde olup birbirleriyle muharefe içinde olarak cennetin meyvelerinden rızıklananlar diyor. Allah Allah. Şehitlerin ruhları yeşil kuşların, cefinde. yeşil kuşların normal ölen Müslümanın kuşu sığırcık. Sığırcık ne? Nasıl bir şeydi ya bu? Biliyor musun? Nasıl bir kuştur? Bu şey mi? Sığırcık harca buldurcuna mı benziyor böyle? Yoksa ufak renkli kuşlar. Siyah gibi böyle baharlarda gelir bizim baharlarda da. Sırcık. Hmm. Ha. İkisi e, oraya birbirlerini muharefe ederler. Konuşur, evet. sohbet ederler. O ne var ne yok nasıl? O nimetlerden ihtimal cennet nimetlerden. Cennet işte. Tü, işte Darus Selam'a gidecekler. İnsanların ruhunu kabul eden Azrail'ler farklı farklı olduğu gibi orada da mertebelerine <laughs> göre binekleri var. Binekleri var. Vay be. Allah bizi yeşil kuşlara koysun değil mi Mehmet? Evet. Şey... Ya baksana. Allah Allah. Çok antika antika şey yapacak. Ustad diyor ki şey hadistir bu. sözlerde geçiyor değil mi? İki aylık mesafede has çiftlik var diyor. Bir gün sonra istasyona gidilir. Trene, uçağa, şeye, u, teyareye, şimendifere, gemiye binilir. Bir günlük mesela ne demek? Dünyada ne kadar yaşarsan yaşa bir gün geçmiş oluyor herkesin. Daha Vefattan sonra 59 gün kalıyor. Demek ki bunlar hep 59 günün içinde. 59 gün. Çoğu orada geçecek çok şükür. 500 senelik mesafe kolay az değil ki. Kabirden haşa kadar 500 senelik mesafe var diyor. 259 günde tamamlayacak. 200 günmüş. Film şu. Film Elestu bir Rabbikum başladı. Bir günün başı. Film. Herkes bu filmin içinde oynuyor. Ama herkes kendi kendi filmin dedir. Ama benim filmin içindesiniz. Benim filmde oynuyorsunuz. Ben benim filmde başladım. Aynı anda ben sizin filminizde oynuyorum. Sizin filminizde de başlıyor, Sen'sin. İşte bu film Elestu bir Rabbikum kalu bela başladı. Vefat edince bir gün geçecek. Sonra 59 gün olacak. 500 senelik mi diyor? Mesafe var. 7. sözde hani yolculuğu söylüyor ya bir alim yer vartan başlar sebavetten, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, haşirden, sırattan ve geçer uzun bir seyir seferdir diyor. Alem ervahtan başlıyor. Elestu bir Rabbi Evet. Ya bu dünya böyleyse ya bu kadar da seviyoruz. Bak ışık var. İftar açtık çok şükür. Yani iki, iki tane müjde yapar oruçlu. İftar etmeyle bir de şey haşirde mi diyor mukafatı ee, mükafatı cenneti gidince diyor. Yani oruçlunun iki tane mükafatı var. Bir iftar vakti, bir de cennet inşallah. Ya bu bu dünyaya zindan demişse Cenab-ı Hak. Malın sahibi böyle demiş. Yani oralar nasıl bir şey? Ama hizmete bağlı. Tesmih edilen cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridir. Onlar bunların içine Emri Hak'la girerler. Emri Hak'la ne anlarız abi? Başka isim niye söylemedi? Alemi cismaniyi seyredip o hayatlar cesetlerdeki göz, kulak gibi duygular ile alemi cismanideki mucizatı fıtratı temaşa ederler. Hak, Cenab-ı Hak demek. Cenab yön demek. Hak yönü. Hak bunu iktiza ediyor. Cenab-ı Hak isimdir. Allah yönü demek. Cenab-ı Hak demek. Emri Hak olunca bu Allah yönüyle e, muhatap olmuş, Cenab-ı Hakk'a muhatap olmuş ruhların emri hakla Cenab-ı Hakk'ın emriyle, hak yönü yani Allah'ın emriyle. Melakilerde abi izni ilahiyle binerler dedi. Biniyorlar. Onlar şey cansız. <laughs> Melakilerde yani cansız olduklarından binme var. Ee, sefine ve merkep kullanmıştı o yüzden biniyor. <laughs> Ervahta Emre hak ile girerler diyor. Hmm. Bunda da teyyareyi kullanıyor. Hmm. Evet. Burada girerler, orada binerler diyor. Evet. Bu da teyyare evet. hayatlar olduğundan dolayı girerler evet, diyor. Evet girerler diyor. Doğru efendim güzel yakamış. Binerler girerler. Alemi cismaniyeti seyrediyorlar. Yani buradan ölenler buradan kopmamış. Ödümüz patlıyor değil mi? Vefat ettik daha burada şey yapamayacağız. Yok buraya gelip seyrediliyor. Hele ha he ismine mazhar olanlar. Yani kimdirler? Marifi Kerri, Hayat Harrani, Abdülkadir Geylani uçtur bunlar. Yani hizmetin hayatiyetine, insanların imanına hizmet ederek manevi hayat bulması için çalışanlara Hay ismine mazar oldukları için derecelerine göre vefat etseler bile buralarda icraatları vardır. Böyle bir ikram ilahi olacak. Hay ismine mazar oldukları olanların özelliği nedir diğerlerine göre? Vefat etseler bile hay ismi tecelli ettiği için hala in, münasebetleri kesilmiyor. Ee, zaten alemi cismaniyeti seyredip bak gitmiş ama gelecek geliyorlar. Burayı seyrediyorlar. Yani vefat etti ama geliyor. Şu anda mesela belki büyük zatların ruhanileri var yani burada. Ee, seyredip o hayatlar cesetlerdeki o kuşların cefine girdi ya o hayatlar cesedin o ruhaniler adeta o hayvanın yani o kuşun ya gözü oluyorlar ya kulağı oluyorlar ya duyguları gibi oluyor. Alemi cismaniyetteki mucizatı fıtratı temaşa ediyorlar. Niçin? Aynı yeri değil. Mesela biz burada doğduk, büyüdük, vazifeyi yaptık dersen şu. Ama ne bileyim Brezilya'da, Peru'da. Dün Peru'lu bir vakıf vardı değil mi? Oradan kafama kaldı. Ulan Peru neresi ya? Sipsiyah çocuk böyle. Oradan vakıf yani. Sen de şimdi burada tutturuyorsun. İsa Ali Nur'dan çıktı aldı. Vakıflıkta ne yapayım falan diye şey yapıyorsun. Bak Perulu kaç dört yıl sen biliyor dediler değil mi? Dört yıl sen biliyor adam vakıf. Perulu ya. Perü neresi yani devletin yerini bilmiyoruz adam vakıf olmuş orada. Hizmete bak yani. E ne olmuş? İşte sebat etmek, onlara hizmeti götüren bu adamların kafir idiler. Bu adamların iman ile, iman hayatın hayatı olduğu için imana hizmet etmek ha ismine mazardır. İman hayata hayat olduğu için. Ha ismine mazar olanların bir mükafatı da vefatından sonra alem-i icraatları, temaşaları, gesintileri devam ediyor. Mektubattan söyledim. Temaşa ediyorlar. Tesbihat-ı mahsusalarını ede ediyorlar. Tesbihat-ı mahsusalarını. İşte. He. Peki niye melakelerde izni ilahi Hı. kullandı? Ervahta emri hakkı kullandı. Hı. Niye meleke iz, izin alıyor ama ervaha da emir var. Ervaha emri hak var, melaki izni ilahi var. O zaman ruhanilerle melekler arasındaki farktan kaynaklanıyor. Evet bir fark var yani. Nedir bir o? Bir tanesi mesela temsil makamındaymış. Buradan da anladığımıza göre. Melekler o izni ilahi girenler temsil diyor. Çünkü cansız ya, hı hı. cansız olduğundan mı artık temsil makamı? Diğerkisi de temaşa var. Ervahta temaşa var. Mesela melaki de temaşayı kullanmıyor. İşte melaikelerin böyle taallümle tekimül etme diye bir şeyleri olmadığı için vefat eden ervahlar kıyamete kadar hala terakkileri devam ediyor. Vefat edenin defteri kapanmıyor. Yani orada da terakki ediyor. Temsil aşağıdaki ikinci cümleye bakıyor. Tesbihat-ı ne dayı diyorlar. Hı hı yukarıdaki de aşağıdakini denkleme ekleme aynı. O melaikeler bu seyyare izni ilahiyle binerler. Aşağıda diyor ki onlar bunlar da girerler. Girer. Bir bir gidiyoruz. Yukarıdakine geliyor. Melekler Alemin şehadeti seyredip gezerler. Aşağıda diyor ki alemin cismaniyeti seyredip o hayatta cesetlerde göz, kulak gibi duygularıyla alem cismaniyetteki beraber gidiyor bu bu. bu bu. Bu 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 bu. Bunun üçüncüsü ve o merkeplerin tesbihatını temsil ederler. Bu da aşağıdaki onların tesbihatı mahsusalarını eda ediyorlar. Bunun karşılığı da aşağıda var. Hmm. Beraber gidiyor. Bir bu, bir bu, bir bu, bir bu. Aynı yani denklem gidiyor. Aynı denklem gidiyor. Üç tane var. Melekler bir, izni ilahiyle biniyorlar. İki alem Şahide seyredip geziyorlar. Üç, o merkeplerin tesbihatlarını temsil ediyorlar. Ha şimdi bunun 3'e geçelim. Aşağıdaki... Ruhanilere gel. Onlar bunların emri hakla girerler. Ben gitmeden canı darı. Buradaki ruhaniyet normal, Bunlar önceki ruhaniyetler değil sanki ehli cennetin ruhları. Ehli cennet o ruhların içindeki bir nevdir o da. Melaike ve ruhaniyat dedi ya. Ruhaniyet cins ismi yani genel dedi. Bu ehli cennetin ruhları da bu ruhaniyatın içinde bir şık mıdır diye soruyorsun. Değil mi? Şıklıdır demiyor. Direkt sadece odur diyor. Yani. Hayır o değil o. Normal bu dünyada kuşların ceplerine giriyorlar. O ahirette giden ey limanın ruhları. Evet. Kafirin değil. Ama ruhaniyat bunun dışında da daha şey var. Dedi ki ervahaliyeler var. Ondan sonra yaratılan manadan, suretten, rahiyadan, kokudan, sesden, suretten yaratılan ruhlar var. O ruhaniyatın içine girer. O ruhaniyatın, o sistemin içerisinde. Dedi ya sen de okumuştun. Sesten, suretten, rahiyadan, karanlıktan. Ruhaniyat yaratılıyor o ruhaniyatın bir tanesi de vefat eden ey limanın ruhu. O da ruhaniyat. Ruya. Ama burada has kılmış ona. Cennettekiler yani insan ruhanileri alemi berzahta yeşil kuşları kullanıyorken dünyadakiler diğer ruhaniler de dünyadaki diğer hayatlar etsam kullanıyor. Yani Mustafa işte burada sınır koymadı. Ta berzahtan tut ta dünyadaki uçan Hayatlar cisimlere varıncaya kadar. Ama sadece insan ruhları değil, çünkü burada konu melakê ve ruhaniyatın e, tavsifi tarifi. Yoksa e, mesela melakê ve ruhaniyatın ispatı izahı vazifeleri sıralanıyor. Burada da vazifelerin sıralanmasında da zaten onlar bunların için emri hakla girerler diyor. O ruhaniler, mesela serçenin içine giriyor, sineğin içine giriyor. Ne yapıyorlar? Alemin cismaniyeti seyredip o hayattar cesetlerdeki göz, kulak gibi duygularıyla alem cismanındaki mucizatı fıtrat temaş ediyorlar. Tesbihat-ı mahsusalarını eda ediyorlar. Bu tesbihat mahsusalarını yine 24'e gittiğimiz vakit melek lisanıyla dergah ileye takdim ediyorlar. Diye vazifeler evet. geçiyor. Ondan önce bir şey söyleyeyim size. Bu konuştuk ya belki yarım saat geçti. Farkında mısınız? Yani bize öğretilen, öyle bildiğimiz, vefat eden alim koptu gitti. Bitti her şey. Kabire gittik. Öyle bir oluyordu da. Tamam adam her şeyi koptu gitti. En çok bildiğim şu. Üç kişinin defteri kapanmaz. Hayli bir evlat. Hayli bir müessese. Hayli bir kitap, eser. Onu kapanmaz. Ondan başka bilmiyorduk yani. Ama şimdi bir bak dikkat ederseniz bu sofraya. Sofrayı, sofrayı nimete. Maide i maviye. Şu sofraya bak. Yani alem-i bir, 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 bir oda ya bu dairenin. Baksana vefat etmiş hala bulunabiliyor. Yok vefat etmiş hala orayı konuşuyorum. Mesela şu anda benim neyime muhatapsınız? Cesedime. Şahitsiniz. Ama benim ruhum size nedir? Gayptir. Ben size gaybtan konuşuyorum. Yani dikkat ediyor musunuz? Yani alemi şahadette, alemi berza iç içe. Yani böyle anladığımız vefat ettikten sonra her şey bitmiş falan değil. Tam tersine işlevleri değişmiş. İşlevleri değişmiş. Mesela esmanın diyor ustad. Bir dairesinden başka bir dairesine. Esma'nın bir mertebesinden başka bir mertebesine. Diyelim ki üniversite diploması aldı. İlkokul diploması yok olmadı ki. Alim Berza'a gitti. Burası ilkokul. Ge gezme olacak diyor mesela. Kıyamet koptuktan sonra. Sen mesela merak etmeyecek misin Bayburt Ahmet? Yani ya o, bu veya işte kaldığımız dershane yaptığımız hizmet yerleri. Cennette talep edecek kişi diyecek ki Ya Rab dünyada biz böyle böyle yaptık. Yani oralara bir bakalım nedir? Herkesin yaşadığı dönem ve şehir farklı olduğu için herkese ayrı dünya yaratılacak. Niye? Geçsin dost baksın diye. Şimdi burada ben ne anlatmaya çalışıyorum? Şu haletimi anlatayım. Yani vefat etti her şey bitti. Koptu gitti. Öyle bir senaryo yok burada ya. Yani sanki bu daire var. Burası mescit. Arkamız mutfak. Şuralar lavalar. Şuralar kiler, öteki yok bilmem ne, çalışma odası, öteki zaman misafirhane vesaire. Görüyor musun? Ama aynı katta işlevleri farklı. Burada öyle bir senaryo var ki beni heyecanlandıran bir şey. Yani alemi şahadette, alemi berza, alemi ana, alemi sal hepsi iç içe. Bir tanesi <laughs> araba kullanıyordum. Dedim ki şu gördüğün şey var mı dedim. Şu şöyle. Ha elektronikçi. Maddenin şekli, Maddenin rengi var mıdır dedim rengi. Ne demek dedi abi? Yani sen dedim elektronik mühendisisin. Madde nedir? Proton, elektron. Yani maddenin en küçük parçası atom. Atomunda proton, elektronu var. Onların rengi var mı? Yoktur dedi ya. Şimdi o atomlardan molekül, onlardan işte hücre, doku, işte organ ve insan olmuş. Renk nereden geldi sence dedim. Maddenin zatında renk yok. Güneş gittiği zaman renk olmadığı gibi. Her şey eşit. Beyaz, siyah. Hepsi eşit. Güneş yok olunca her şey eşit. Bu renk nereden geliyor dedim. Yani e, tabii ki toptancılık yaparsan Allah yapıyor diye deme. Nereden geliyor? Araba sürüyor. E, nereden geliyor dedi. Dedim ki alemi misal buna elbise giydirmiş. Alemi misalin cilbeleri bu. Alemi misaldir. Alemi misal buradan kalkarsa renk denen bir şey kalmaz. Alemi manada elbise giydirmiş manalar gözükmüş. Şimdi buna ben niye anlatmaya çalışıyorum? Alemi misal, alemi mana, alemi berza hepsi aynı yerdeler de hepsi burada. Bak alemi misal bu, ben bu muyum? Atletim var. Bunu çıkarsam atletim olur. Onu çıkarsam vücudum gözükür. Giydirilmiş yani. Ama kendimi değiştirdim bak. Gömlek giydim. Sonra pijama giyeceğim. Dışarı çıkınca paltı giyeceğim. Sibirya'ya girsem kazak giyeceğim. Bak giydirilmiş. Bu maddenin rengi olmadığına göre bu maddenin renkleri alemi misal libas giydirmiş. Hani alemi misal otellerdeydi. Ha burada öyle bir senaryo var ki yani öyle böyle müzakere ediyoruz ya. O şöyle yaptı böyle yaptığının dışında en güzel bir alacağımız şey şu bizim bildiğimiz alemi şahadet vefat ettiğin berzaha gittin. Ya artık ne yaparsanız yapın koptu gitti. Hadi ondan sonra Aldığımız sırt çantamız gidiyoruz. Yok yani. Bu Allah, Hak, Cenab-ı Hak, Sultan ismiyle hani bu daire gibi işte mescittir, kilerdir, odalardır, çalışma yeridir, bilmem mutfaktır. Aynı kat. İşte Cenab-ı Hakk'ın esmaları burada böyle, orada öyle değil. Hepsi aynı yerde ama birbirini örtmüş ama kapatmamış. Mesela son misal vereyim. Elma'ya bakar mısınız? Bir renk var. Renk kokuyu kapatmamış. Koku da manayı kapatmamış. Bak aynı. yer. Renk kokuyu kapatmış mı? Kapatmamış. Manayı da kapatmamış. E, latifliğini de kapatmamış. Latif. Zarif. Yani görüyor musunuz? bak? Şekil kokuyu kapatmamış. Manayı kapatmamış. Böyle giydirilmiş. Böyle giydirilmiş. Hepsi gözüküyor görene. Yani burada orayı yaşadığımız gibi orada da burayı yaşayacağız. A eşittir, B eşittir, B eşittir, A'dır. Hak kazanıyor. İman nedir? Hayatın hayatıdır. İmana hizmet etmek, hay ismine mazar olmaktır. Kim eslemiz Dört isme mazardır. Ustadımızdan dolayı balık baştan kokar. Ustadı mazar olduğu, Aşağı doğru nur talebeleri derecesini bir mazardır. Yani burada oraya yaşadığımız gibi bu manalarla, tefekkürlerle, hazlarla, huzur, huzurla, şahit, şehit olarak Orada da buraya yaşayacağız. Yani kopmayacağız arkadaşlar. Hizmetle gene devam edeceğiz. Ustad ne diyor bakın. Çok tuhaf şeyler söylüyor ama. Biraz durursan. Diyor ki vefat etmiş. Hafız Zühtü'ydü değil mi önce. Hafız Ali abi mi gitmiş ilk önce. Ondan sonra o dershane açtı diyor. ilk gitti. Alem Berzat'ı açtı diyor. Vefat eden Nurcuları diyor. Berzat'tan alıyor dershaneye götürüyor diyor. Berzat'ta orada mutala ve muzakerelerine devam ediyorlar diyor. Keşke selam gönderseydim diye ağzımdan aldım. Keşke selam gönderseydim. E, kopmuş ya selam. Yok birisi aracıya gerek yok. O kendisi zaten gelip alır diyor. Ne demek gelip alır ya? Öldü gitmedi mi? Gelip alır diyor selam. Ali Müsalani neredeydi? Eşyaya giydirmiş. Mana öyle. Peki iman bize elbise giydirmiş. İmandan büyük muaşa o alemler. İman nedir? Libastır. 20. sözde ruhunuza iman libasını giydirin diyor. Alim misal giydirdi. Renkleri görüyoruz. E alimana girdi. Mana aş yapıyoruz. E, ondan sonra e, haz alemleri var. E bizde huzur oluyor. Yani burada oraya, orası orası da, da, da buralar hep iç içe. Esmanın bir mertebesinden, bir dairesinden, bir mertebesine, bir dairesine Öyle kopma mopma cehalette var. Aslı ya burada otururken değil cennet cehennemi. Arşı diyor mutala ediyor geylanı diyor. Miraç yapıyorlar diyor. Yatsı namazını yani her şey açık da. Evet. Şimdi geldiği saatimiz. Kaç dakikamız var Kur'an okuma? Ama şu, şu paragrafı bitirelim. 10 dakika. Bitirelim sonra. Ama burada bu, bu akşamki benim mesela hazım, huzurum Herkes farklı bir şey alır. Ama ben burada dünyada yaşadım, vazifemi yaptım, vefat ettim, her şey bitti. Al, alacağımı aldım. Arkadan sebaplar da geliyor. Ö, öyle değil. Yani o kadar değil. Buradaki ben bedenlenim, ruhumla ötelerdenim. Buralı değilim. Buradayım ama buralı değilim. Buradayım ama buralı değilim. Herkes İstanbul'da diyermiş ama İstanbul'u değil. Yani bedenle buralıyım, Bedenimin dışında her şey öteliyim. Ötedenim. Gayptanım. Ben size gayptan konuşuyorum. Ee, devam edeyim. Tesbihat-ı mahsus eda ediyorlar. Bu müjde ya. Bu ben yani bu ders hakikaten müjde. Bu hevanın cehennemi müjde olduğu gibi. Yani ama anlayana tabii. Cehennem endişesi vesaire yapan e, adam bir şey yapsın. E, bu heva dersini bir dinlesin. Heva. Cehennem'in yapamadığını oruç nasıl yapıyor? Ama nefse değil ha. E, oruç hevaya yapıyor. Cehennem nefsi yapıyor. Farklı. İn huve illa vahyun yuha gibi. İşte. Hasan abi, bir şey ben ya. Hı. Şimdi ben baktığım zaman kamerada bir ceset görüyorum. Ee, adına Hasan Akar demişiz. Hasan Akar o cesedin içine girmiş. Abi Hasan Akar bu cesedin içine girmiş ama bu cesedin içine Hasan Akar mı girmiş yoksa Cebrail mi girmiş bu konuşan kimdir bunu o cesedi ben şekillendiriyorum gibi biraz anlıyorum. Mesela Dihya Aleyhisselam bir ceset var ortada Dihya Aleyhisselam girmiş ona aynı cesedin içine Cebrail Aleyhisselam girmiş ama onu muhatap eden yani orada marife Cebrail Aleyhisselam'da değil onu Cebrail Aleyhisselam hükmünde karşısında bulundurarak konuşturan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de oluyor Hasan abi. Yani mesela siz az önce dediniz ya ben öbür taraflardan konuşuyorum diye. Aslında yani hiç örtülü bir şey değil, hiç garip bir şey değil. O kadar doğru ki siz o cesedin içine girmişsiniz. Bu ceset benim gördüğüm Hasan Akar değil. Hasan Akar'ın cesedi. Hasan Akar bunun içine girmiş. Belki de, belki de Cebrail Aleyhisselam girmiş onun içine. Evet. E, o ruh girmiş derken o bir biraz mazi e, taşıdığı için söylüyor. garipseyeceksiniz ama ruh dört meleğin cemiyle vücudu harici. Mikail, İsrafil, Azrail, Cebrail e, ruh burada bulunuyor. Zahirde Azrail gelecek alacak canımızı. Ba, hakikatta batında enfüste manası Azrail zaten ruhu bedende tutandır Vefat anında Azrail gidecek. Zahirde Azrail gelip ruhu alacak ruh gidecek. Batında azay zaten burada gidecek. Cebrail ne demek? Ceberut. Akıl. Lima. Tutuyor burada. Cebrail aleyhisselam tekavut olmadı ki, emekli olmadı ki. Vahiy getirdi peygambere. Hadi benden eyvallah. Ne yapıyor? Villa almış, oturuyor. Şimdi emeklilik parası diyor. İşi bitti mi? Yok işte bir devam ediyor. Bizde de vazife yapıyor. Hadi bakalım devam. Şey bitirelim. İşte nasıl ki hakikat böyle iktiza ediyor hikmet dahi aynen öyle iktiza ediyor. Öyle ama yani Mehmet külliyat ne yapıyor ya duman ediyor ya. O ezberlerimizi darmadan ediyor. Hurda kaş ediyor. Burada orayı orada burayı gösteren gösterten nasip eden Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Neyin nimetin içindeyiz gark olmuşuz. İnsanlık inim inim inlerken bu ne mu ne der, nelerle bizi muhatap etmiş? Neyi konuşturtuyor bu saatte Yani? Ne, ne ders yaptı? Neyin halkasını yapıyoruz? Neyin etrafındayız? Şu Allah'ın nimetini nasıl karşılıklı bir şey yapacağız? Şükür edeceğiz. İnsan bir şey diyemiyor Yani. Bir şey diyemiyorum. Nasıl bir nimet ya? Ben ne ne ders yaptırıyor ya? Bunu ulema konuşmuş ya. Ulema İslam konuşuyor bunları konuşmuş. Hani Allah böyle oturtmuş bu gecenin saatini. Bu nimeti bize nasip eden Allah'a şu anda şahit olan Allah'a yine kendisini kendisine şahit yaparak hamdü senalar olsun. Kendisini kendisine şahit yapıyoruz. Ya Rab şahitsin seni sana şahit yapıyoruz. Bizden, bizi sevenlerden, bizim sevdiklerimizden ve imandan, Müslümanlardan, nurculardan razı ol Allah'ım. Allah'lığın hatırı için. Şu dersin şahsı manevisi adına. Ben daha yapamayacağım derse El Fatih. Thank you.